Burası Kaz Dağları Cam Seyir Terası'nın girişi. Giriş 2021'de kişi başı 9 lira, öğrenci 6 lira olarak belirlenmiş. Bu şekilde birazdan biz de giriş yapacağız. Kaz Dağları Cam Seyir Terası'ndayız. 2021'de açıldı. Biz de hemen geldik. Yol olabildiğince nasıl? Evet, bizim bebeğimiz de bağırıyor maalesef. Manzara çok güzel. Bazı kişiler cam seyir terasında yürümekten oldukça korkuyor. İleri kısımları görmek için dürbünler de var. Çoğu insan yürümekte epeyce endişe ediyor. Orta kısımda boşluk da var. Kaç tane alıyor ya? Eri güzel göstersin anne. Tabii aşağısı uçurum. Zaten arabanın yanayıp uçurum olarak yolları geldik. Yaklaşık 30 dakikada 10 kilometre geldik. O uçuyor uçurdu. İnşallah bir an önce yapılır. Az önce ön kısımdan manzara göstermiştim. Bu da hemen girer girmez sağ tarafta yer alan manzara. Buradan da yine deniz çok güzel görünüyor. Manzara muhteşem gerçekten. Gün batımında da güzel olacağını düşünüyorum ama inerken sorun olabilir. Yollar oldukça kötü. Tabi aşağı kısımlar da çok güzel, her tarafı orman. Gördüğünüz gibi. Evet, yapısal olarak incelediğimizde boşluk olduğunu az önce söylemiştik. Sıkı ve sağlam görünüyor. Zaman 16 tane ilerledi. Aynı şekilde burası sığ kısım. Buradan aşağıya doğru. Daha da yüksekliği. Dönüş yolu da bu şekilde. Oldukça güzel yerlerde, bir sorun yok. Ama önceden de belirttiğim gibi arabayla yerinden giriş yolu şu an için çok kötü. Belki zamanla yapılır. 10 dakikalık yolu 30 dakikada bile alamadık. Hayatımda gördüğüm en kötü yoldu. Yol manzaraları da çok güzel. Tabii hep ormanın içinden geliyorsunuz zaten. Biraz serin. Belki yanınızda bir hırka vesaire alabilirsiniz. Bebeğiniz varsa ona göre de bir şeyler alabilirsiniz. İleride Kaz Dağları Milli Parkı'nın girişi var. Belki ufak tefek yanınıza bir şeyler alıp orada da dinlenebilirsiniz. Biz bakalım, şimdilik öyle yapmayı düşünüyoruz. Kaz Dağı Milli Parkı girişi. Cam Seyir Terası'nın hemen bitiminde yer alıyor zaten.
Buradan bir patika yol başlıyor. Burada da tabelalar var. Dere Çatı 10.2 km. Altınoluk Mahallesi 9.4 km. Kışla Dağ Milli Park girişi 24.1 km şeklinde gösteriyor. Burada da işte yine trekking için patika yol başlıyor. Tabi bu tabelalarında gösterdiği gibi. Bu yoldan devam edersek Dere Çatı ve Kışla Dağ Milli Parkı'na gidebileceğimizi gösteriyor. Altınoluk ters tarafta kalmış oluyor. Tabi her taraf orman gördüğünüz gibi. Maalesef ilerilerde ve bazı yerlerde çöpler var yine her zamanki gibi. Buralara bir de insanlar çöplerini getirmeye başarmışlar. Doğa gerçekten muhteşem. Yürüyüş yolu bu şekilde devam ediyor. Patika. Trekking için güzel gibi görünüyor. Şurada bir yer var. Ağaçlık tabii her yer zaten. Biz burada biraz dinleneceğiz bakalım. Manzara çünkü burada çok güzel. Burada ağaçlar var genelde. Bu kısımda deniz de görünüyor. Biz de denize karşı biraz keyif yapacağız. World My Route kanalına abone olur. Videomuzu beğenirseniz çok teşekkür ederiz. Hoşça kalın.